Gürcistan'ın ikinci büyük şehri Kutaisi, ülkenin en önemli sanayi, kültür ve eğitim merkezlerinden biri. Kent çok yakında Gürcistan ve hatta Güney Kafkasya'nın ilk elektrikli otomobil fabrikasına ev sahipliği yapacak. Gürcü özel bir şirketle Çinli dev elektrikli otomobil üreticisi güçlerini birleştirerek şehrin hemen dışında 100 hektarlık bir üretim fabrikası kuruyor. Hükümet tarafından desteklenen proje kapsamında Gürcistan'ın ilk elektrikli otomobillerinin 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Çevreyi koruyan projelere yatırım yapıyoruz. Endüstrinin büyüklüğünden dolayı bu işe yapılan yatırımlar da haliyle büyük oluyor. Örneğin ülke genelinde elektrikli şarj istasyonlarını ve güneş enerjisi alıcılarını ayarlamak için özel bir altyapı gerekiyor. Başlangıç olarak 300 işçiyi istihdam etmeyi planlıyoruz. Ancak operasyon aşamasına geçildiğinde çok daha fazlası işe alınacak. Bu Kutaisi ve bölge için oldukça önemli bir şey. İşletme yıllık 40 bin elektrikli araç üretim kapasitesine sahip olacak. Başlangıç için 4 farklı model üretilecek. Araçların en az yarısı ise iç pazara imal edilecek. Bu yatırım Gürcistan'ın ekonomisi için oldukça önemli. Ülke yılda yaklaşık 20 bin elektrikli otomobil satarak Avrupa pazarına girmek istiyor. Kutaisi yakında vatandaşlarına elektrikli otomobil paylaşım hizmetleri sunan nadir kentlerden biri olacak. Projenin lansmanı için şehir merkezine dev bir gösteri hazırlandı. Etkinliğe bölgenin ekonomisini geliştirecek olan bu projenin detaylarını öğrenmek isteyen binlerce kişi katıldı. Bu fabrika ekonomi tarihimizde yeni bir sayfa açacak. Ülke ekonomisine çok olumlu bir etkisi olacak. 2000'den fazla kişiye iş imkanı sağlayacak. Aynı zamanda ihracat potansiyelimizi artırmamıza da yardımcı olacak. Hükümet için bu proje daha yeşil bir ekonomiye geçiş planının bir parçası. Bu projeyle ayrıca Gürcistan'ın otomobil endüstrisinin de geliştirilmesi planlanıyor. Bu projeyi bizim için eşsiz kılan şey, ilk Gürcü markası altında elektrikli otomobil üretecek olmamız. Gürcistan çevreye duyarlı, yeşil teknolojilerin uygulanması ve elektrikli araçların üretimi açısından bölgede öncü konumunda.